Arkadaşlar, herkese yeniden merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni serimiz, yeni aslında seri değil de mini seri diyebiliriz ama yeni korku oyunumuz gençler, hepiniz hoş geldiniz. Night Delivery adında. Ben şu an için devam eden serileri sayacak olursak, mesela arada bir Rainbow Six atıyorum. İşte Planet Crafter geliyor, Anno 1800 geliyor. Fakat bunların yanında böyle birkaç korku serileri de açıkçası her zaman dediğim gibi düşünüyorum. Bunu maalesef rastgele korku oyunları serisini alamadım. Çünkü göreceli olarak biraz uzun bir oyunmuş. Yani yaklaşık 1,5 saate yakın bir oynanış süresi var. Yüksek ihtimalle tek videoda tamamlayamayacağız. Fakat yani böyle mini bir korku serisi olarak düşünülebilirmiş. Amacımız çok basit arkadaşlar. Night Delivery, yani bir kurye simülatörü olarak düşünebiliriz. Amacımız paketleri alıp insanlara evine vermek. Olay bu. Fakat korku kategorisinde olduğu için ben dedim ki bu oyunu denemek istiyorum. Aynı zamanda kız kardeşim bu oyunu tavsiye etti. Abi oynayabilirsin. Korku oyunu diye biliyorum ben de ve keyifli olabilir dedi. Bakalım kız kardeşimin seçimi bizi nereye getirecek gençler. Start diyoruz ve oyuna başlıyoruz. Oyun hakkında tek bildiğim şey arkadaşlar, gece vakti kuryeyiz. Ya kurye ne yapar abi? Bir yerden delivery man, daha doğrusu İngilizcesiyle. Türkçesiyle de kurye. Bir izleyelim bakalım, bir cutscene olabilir. Aa hayır, cutscene yok. Mouse ve WASD ile yürüme. Okey. Bunu biliyoruz. Sol tuşla etkileşime geçebiliyoruz. Aa, oyun başladı. Nice. Ve şunu da söyleyebilirim. Çok karanlık gözüküyor öncelikle şu taraflar tabii ki ama oyun biraz böyle bir retroyu birazcık andırıyor diyebilirim. Çok da retroluk bir havası yokmuş gibi gözüküyor ama siz biliyorum retroyu çok fazla seviyorsunuz. Ben de seviyorum ve umarım da bizim sevdiğimiz tarzda bir retro oyundur. Burası geleceğim son yer. 5 tane paket teslim ettikten sonra bugünlük işimiz bitiyor. Harika. Keşke dostum bunu yani gündüz vakti yapsaydık. Hani gece vakti insanların evlerini rahatsız etmeyelim. Şimdi A, B, C, D, E. Paketler hakikaten 5'e ayrılmış. O zaman kafamız karışmasın. Biz A'dan başlayalım. Bu paketi teslim etmek istiyor musun? Evet. Aa, harika. Evet, paketi yüklendik sanırım şu an. Gerçekten tuhaf gözüküyor abi. Tamam, sıra çantamızı açabiliyormuşuz. Aynı zamanda mouse'un tekerleğiyle itemlerimiz arasında iniş yapabiliyormuş. Hangi itemlerimiz var diye bakıyorum. Şu an için bak menüsü falan böyle itemlerin dönmesi böyle bir Silent Hill, eski Resident Evil havalarında biliyor musunuz? Gayet güzel abi. Room 206. Aa bir dakika, tamam, bastığımız zaman bu paketi hangi yere götüreceğimiz yazıyor. Bir dakika açalım. Bütün paketleri elimize alamıyor muyuz abi? Böyle bir şey yok mu? Paketler çok küçük gibi gözüküyor. Ve hepsini elimize alsak tek tek git gel yapmak. Ne oluyor lan? Bir yerde bir salıncak sesi geliyor. Emin değilim. Ses sanki bir tık azmış gibi fakat biraz arttıralım isterseniz gençler. General Brightness. Aa, Brightness'ı arttırabiliyoruz. Oh, çok iyi lan. Evet, apply. Oğlum çok tatlı olmadı mı gençler sizce de? Bence Brightness'ı birazcık arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. Apply. Yes, nasıl oldu? Şimdi güzel oldu biliyor musunuz? Ama maalesef sesle alakalı bir şey göremiyorum. Varmış. Sesimiz de full arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha fazla sesi arttıramıyorum. Bu son seviye. Peki. Şimdi amacımız 206 numaralı odaya paket bırakmak. 101. Abi ciddi misin? Lan 101 burası olsa. Şurayı okuyamıyorum. Neyse üst kat ya. Belli. Ha buradan bulabiliriz belki. 101, 102, 103 orada. İkinci katta en soldaki oda. Aa çok tatlı. Ve çok kolay biliyor musunuz gençler bu oyun? Ya sanırım oynadığım en kolay korku oyunlarından bir tanesi olacak bu. Çünkü gerçekten bu yaşıma gelene kadar çok fazla korku oyunu oynadım. Rastgele bir kapıya gitsek ne oluyor? Alo? Alo? Öyle bir şey yok. Okay. Çok fazla korku oyunu oynadım. Yani biliyorsunuz ben kovalanmayı pek fazla sevmem. Fakat bu oyun sanırım işlerinde en kolay olacak. Çünkü ya, amacımız çok basit abi. Hani ne ters gidebilir diye düşünüyorum. Ve aklıma pek fazla bir şey gelmiyor ama sürekli böyle metal sesleri falan filan var. O yüzden kapıyı çalabiliyoruz veya intercom'dan iletişime geçebiliyoruz şu sağdaki cihazdan. Kapıyı çalmayalım abi, gece vakti. Ay Allah, zile bastık. Kapıyı çalmayayım dedim, zile bastım, evet. İnsan tabii sinirlendi çünkü gece vakti abi ben kargo gelmesini istemem evime. Fakat şu an yaptığımız şey tam olarak o. Alo? Aç lan kapıyı. Aga Allah aşkına bak, daha 5 tane daha paket var. Rica ediyorum açın şu kapıyı abi ya. Aa, fırlatamıyor muyuz şuraya bir yer? Öyle bir şey yok mu? Çantamızdan bırakamıyor muyuz bunu? Öyle bir şey yok. 206. Bir daha basacağım zile. Aga gerçekten mi ya? Bak sinirlendi şu an. Üç ünlem oldu arkadaşlar. Bir daha basıyoruz. Dostum içeri mi bakmam lazım? Anlamadım ki. Yeşil yeşil perde koymuşlar bir de. Nasıl bir zevksizlik abi bu? Ya pardon, yeşil perde değil. Aa açtı. Aa! 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 Merhaba lan. İblis.
Pantolonun yırtılmış lan. Geçen pantolonu yırtılmış. Bakın iyi bakın. Alt tarafta umarım pantolon yırtığıdır abi. O çünkü ten renginde bir şey gördüm. Allah'ım. Çok uzun sürdü diyor. Dostum yani bilmiyorum. Hani çık yüzümden dedi. Allah belan. Aa! Seni ben... Aç lan kapıyı. Şerefsiz evladı seni. Paketi ne yaptın? Aldın. Bir de şişe attı suratıma. Oğlum adresini biliyorum ki. İş saatleri dışında geleceğim ki ben buraya. Enayi. Geri zekalı. Yok mu arabada levye? He? Bir dakika. Bekleyin lan geliyorum. Oğlum gece vakti... Dostum hani insan der ki... Arkadaşım çok yoruldun. Keşke gündüz... Aa bak şişeyi aşağı atmış harbi. Yalnız bayağı fırlatmış gençler ya. Bakın. Bayağı fırlatmış biliyor musunuz? Bottle of water. Evet. Bottle of water. Instagram'da bazen karşıma şey çıkıyor. Biliyorum hepiniz karşına çıkıyordu böyle Reels. Son zamanlarda Instagram'da Reels'i çok fazla izliyorum. Çünkü hakikaten çok keyifli videolar çıkıyorlar. Bak bazen şaşırıyorum ben insanların gerçekten nelerle uğraştığına, neler yaptığına. O yüzden son zamanlarda bayağı favorim oldu Instagram'dan Reels izlemek. Evet, yes. Orada mesela bazen şey çıkıyor böyle. Aksanlarla dalga geçen bir tip var böyle. O mesela şey diyor hani bottle of water yani ne bileyim biz mesela okusak ne deriz onu bir şişe İngilizceye. Yani bir şişe su istesek mesela yabancı ülkede can I have a bottle of water deriz değil mi yani bizim aksanımızla. Ama İngilizlerin aksanına dalga geçiyorlar mesela whoa. Ağız dolusu böyle. Biliyorsunuz tam olarak neden bahsettiğimi gençler umarım anlamışsınızdır. Beni doğru tekrardan tekrarlatmayın. Ah seni yerim. Şapş. Ah sana su. Evet. Ha burayı açabiliyoruz. Bakın oğlum dur lan. Senle etkileşime geçmiyorum ki ben. Lavuk. Bak burada bir şey var. Senin derdin ne abi? Anlamadım ha. Evet. Tek animasyon koymuşlar gençler. O da tırnak atma animasyonu. Şimdi. Amacımız B. Ya 502 mi? Yapma be abi. Görünüşe bakılırsa en üst katta soldaki oda. Peki abi. Bakalım. Bakalım. Bu sefer kolay olacak gibi gözüküyor. Ve 1,5 saat yazıyordu bir buçuk saatlik bir oynanış süresi olduğu söylendi oyunun. Fakat 5 tane paketi biz kolay kolay bırakacağız gibi gözüküyor. Derken üst katın merdivenleri kapalı. Asansör mü lan bu? Aa asansör var ha. Aa güzel. Lan çok iyi. Abi harika. Üst katlar asansörle gidiyoruz. Merdivenler de kullanmayacağız artık. Bence her şey çok hızlandı. Let's go abi. Asansör benim katıma gelmedi mi acaba anlamadım. Ha gelmiş. Oğlum bu nasıl asansör lan? Allah aşkına. Bu nasıl asansör abi? Asansörle bir kere ayna olur burada. Biraz daha içeriği geniş göstermek için. Yani insanların klostrofobisini azdırmamak adına. Yani inanılmaz bir asansör. Gerçekten. Fenerimizi bu arada kapatamıyoruz. Her şey çok parlıyormuş gibi gözüküyor fakat. Fener kapanmıyor gençler bilginiz olsun. Kaçtı? 502. Bakalım burada nasıl bir ruh hastası var abi. Alo. Hey. Lan. Herkesin evinde bir yeşil perde var gibi. Bakar mısınız? Herkes yayıncı herhalde. Aa açtı kapıyı. Aa merhaba. Normal bir insana benziyor abi bu. Aha bir kedisi varmış. Al bakalım. Teşekkür. Rica ederim abi. Aa servisiniz için ödül vereceğim size diyor. Dostum ben maaşlı çalışanım ya teşekkür ederim. Kedileri seversin değil mi diyor. Evet. Al bunu ve defol. Allah razı olsun ya. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Aa kediye. Kediye mama vereceğiz. Evet. Aa oradan değil. Asansör tekrardan çağıralım. Asansör bu kattaymış. Harika. Gecenin vakti çünkü bizden başka ruh hastası yok herhalde. Şimdi kapıyı kapatabiliyoruz. Hayır. Ne oluyor lan? O nasıl asansör oğlum öyle? Peki abi. Neyimiz var? Bir şişe suyumuz ve bir kedi mamamız var gençler. Hani... Çok acıkırsak belki kedi mamasından azıcık tırtıklayabiliriz. Al. Aa yerim seni ya. Bana legendary item verecek. Aha. Şimdi aç. Ha, biz burayı açmaya çalışıyorduk. Kedi izin vermiyordu. Kohei diyor. Nasılsın? Yeni apartman nasıl? Okuyamıyorum ki o yazı beyaz bir yere gelmiş ama. Bir önceki apartmanda taşınmak zorunda kaldım. Çünkü orada yaşayan insanlar sana çok fazla kibar davranmamıştı. Bu sefer iyiler mi? Öncesinde bazı insanlar vardı hani kendini... Aa bir dakika. Böyle sakatlıklardan da engelden dolayı insan dalga geçen tipler varmış sanırım. Ve bunu
çoğu kez söyledim. Sen kötü olanlardan değilsin. Sen kendini suçlama. Aynı zamanda hani bir iş bulma konusunda çok sabırsız da davranma. Kohei, oğlum iyi olacaksın. Her şey iyiye gidecek. Demiş annemizden gelen bir not. Kohei. Yani. Kohei. Anlayamadım. Bizim adımız Kohei mi emin değilim. Şu an bir tek şişe kaldı elimde arkadaşlar. Aa, birisi var orada. Alo. Lan. Aa. Abi bunun ağzı açık. Yürü git lan. Şerefsiz evladı seni. Bekle lan. Bekle. Bekle oğlum. Öyle sarkarak ağzını açarak bakmak bana ne demekmiş, sana göstereceğim. Gece vakti kuryelik yapıyorum. Beni germe ha. Köpoğlu köpek. Oğlum. Yalnız. Bu. Asya filmlerinde hani korku öğeleri bazen çok abartı olabiliyor gençler. Ben geçenlerde bir tane film izlemiştim. Bu Tayvan yapımı mesela. Yine böyle bir cin çıkarmalı bir tane filmdi. Hatırlayamıyorum adını tam olarak ama aklıma gelirse söyleyeceğim. Mesela o filmden ben çok korkmuştum abi. O yüzden bu tarz uzak doğu filmlerinde mesela bir tane Shutter diye bir film var. Onun gerçi Amerikan versiyonu da var. Amerikan versiyonu çok korkunç olmamakla birlikte bu Japon versiyonu gençler bayağı korkunçtu. Yani çok acayip sahneler vardı. Bayağı irkildiğimi hatırlıyordum onu izlerken. 401. Okey. Amacımız bu sefer 4. kat. O şerefsiz kimdi lan? Sarkarak bana ağzını açarak bakan. He? Oğlum kimse bana ıslık çalamaz lan bu mahallede. He? Hıyar. Bir de şurayı keşfedeceğim bu arada. Bilginiz olsun. Motorların bulunduğu yeri. Ama şimdi değil lan. 401. paketimizi verelim. Normal bir insanla karşılaşalım Allah'ım. Amin. Ondan sonra bir şey oldu. Bir şey oldu. Şöyle birisi bir şey yapıyor ha. Abi ne alaka ya? O zaman 5'e gidelim. Ha, 4 kapalı gençler bu arada. Tam onu da öğrenmiş olduk. Gayet güzel. 5'e girip 5'ten ineceğiz herhalde. Evet. Hangi salak asansörün önünü kapatır? Ya o da diğer bir soru işareti. 401. Aa, burası. Doorbell. Alo. Gece vakti zile basıyorum ama kusura bakma. Orada bakın teras var. Ne güzel lan. Merhaba. Normal bir insana benziyor. Al. Paketin geldi. Sipariş vermişsin. Al bardak. Korkuyorum diyor. Ben tek... Am I the only one ne demek lan? Ben tek miyim ya? O tek ben miyim? Evet. Sen korkmuyor musun diyor. Yo. İşimi yapıyorum abi. Ben maaşlı çalışanım abi. Gözünü seveyim yapma ya. Sabah 8 akşam 6 çalışıyorum abi. Vesaire kaldım abi ya. Tüm bu yer onun bir parçası haline geliyor diyor. Aman boş ver dedi. Bunu unut. Ya al paketini dir git lan. Ben mi? Odamdan hiç çıkmadım. Bilmiyorum ki. Saymayı bıraktım. Oh doğru. Sen paket için buradasın. Sana güvenebilir miyim bilmiyorum. Papazla konuş. Sana güvenemem diyor papazla konuşmadan. O apartman 105'te yaşıyor. Dostum bak Allah aşkına bir daha paket var. Al şunu. Vallahi beni germe ha. Papazla konuş. 105'te yaşıyor. Oğlum siz bana sayıyla mı verdiler lan? 105 şurası ha. Veya ya şurası ya şurası. 105, 205, 305, 405, 505. Aynen. Şurası 105. Hay Allah ya. En üst kata ineceğiz. Şey en üst kata çıkacağız aşağı inmek için. Okay, let's go. Papaz bekle lan. Bak görevler değişikleşiyor gençler. Demek ki tahmin ettiğimiz gibi değilmiş yani. Hani şu paketi al buraya bırak onu al şuraya getir. Değil. Okey. Eğlenceli gözüküyor abi. Kesinlikle. Bir kediye gideceğim. Bir kediye gidelim. Aa bak gitmiş buradan. Yüksek ihtimalle var. Kediyle alakalı daha başka olaylar var. Bu arada zıplayamıyoruz oyunda bilginiz olsun. Hani biraz daha detaylı bakmak istiyorum etrafı. Fakat maalesef açımız çok daha yok gibi. Kırmızı bir motor var. Verde yazıyor. Emin değilim Verde diye bir marka var mı? Çünkü biliyorsunuz bu tarz oyunlarda çok fazla telif hakkı almayla uğraşmadıkları için yani isimleri sallayabilirler. Sony yerine Scuni. Anlatabiliyor muyum? Hani O yerine Q. Aa. Bu ne lan? What is this? Legendary loot? Uh-oh. Kayboldu. Ah. Okay. Evet. Bir içecek bulduk gençler. Ne olduğunu bilmiyorum. Japonya'nın özel içecekleri sanırım. Veya burası Kore veya Çin. Emin değilim. 106. Aa burasıymış. Papaz. Şöyle uzak duralım birazcık abi. Çünkü kapıyı lock diye açıyorlar ve... Heh normal bir insan. Evet. Alo. Tısk ne lan?
Ha? Seni Mişur gönderdi sanırım. Ben bölgedeki papazım. Fazla söze gerek yok. Senin teslim ettiğin paketin lanetli olduğunu hissedebiliyorum. Ve önce bunun için bir adak adamam lazım. Herhangi bir şekilde bir büyü, yani onu cleanse, yani temizlemek için bir şey yapmadan önce yapmamız gereken şey tısk. Oğlum tısk ne demek? He? Tısk ne lan? Arkamızda birim var oğlum. Aa, motor çalışmaya başladı bakın. Tısk ne abi? I need cash. Para lazım. Dostum ya desene ya. Kaç para sıkıştığını söyle, ayarlayalım yani hani. Para lazım. Ya, muhakkak. Muhakkak para lazım. Gençler, para arıyoruz. Aa, bir ken daha buldum. Hey. Oh. Wow. Gayet güzel. Bunları amcaya versek olmuyor mu? Oğlum para nereden bulacağım lan ben? Yaşar bizim maaş almaya... ben Border'da çalışalım abi. Yapmayın gözünü seveyim ya. Bende para ne gezer ya? Aa, köpek. Seni yerim ben Corgi. Mektup tutuyor. Yalnız alamıyoruz. Çünkü köpeğe vermemiz gereken bir şey daha var. Köpeğe su verebilirim. Ah. Oley be. Kohei. Yeni etrafa alıştın mı? Yeni ortama alıştın mı daha doğrusu? Elinden gelen en iyisini yaptığını söyledin apartmandaki herkesle alakalı olarak. Onlarla iyi geçiniyor musun? Çok kibar olduğunu biliyorum. Umarım diğer insanlar da bunu hissederler. Tek bir insanla başla öncelikle. Aynı zamanda hani yavaş çalışmanın herhangi bir sıkıntısı yoktur. Hep pesimist olmaya, yani kötümser olmaya yönelimin var. İyi düşünmeye çalış. Bu arada köpek nasıl? Adı Aikiciydi, değil mi? Bana bir sonraki sefer köpeği de göster. Olur mu? Olur anneciğim, olur. Gel köpeği gör. Veya fotoğrafını göndereceğim. Ayıpsın. Şimdi gençler bize hala bir para lazım. Nedir abi bunun olayı? Hani anime şovlarından falan karakterler mi acaba? Çok fazla anime kültürüm yok bu arada gençler, bilginiz olsun. Fakat şu sıralar Demon Slayer izliyorum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bayağı sevdiğim bir dizi oldu bu arada. Demon Slayer. Yanılmıyorsam ilk sezon 20. bölümde falanım. Hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorum ama konumuz o değil. Konumuz çok fazla anime bilmediğim. Evet, köpeğimize suyumuzu verdik. Bana hala para lazım. Bayağı bir şişe buldum bu arada. Harika. Şişeleri bulunca ne oluyor emin değilim. Bu kapıyı açamıyoruz. Aa, para yok ya. Bir dakika, acaba arabada para olabilir mi? Bizim şeyde. Karavanda. Olabilir. Bir gidelim. Oraya giremiyoruz. Allah! Aa bak. Lan iblisin tohumu. Köpeği kaçırdı. Babaz. Oğlum amma hızlı koştu lan o. Dur. Korgi. Oğlum. La. Kimdi lan o? Bana ağzını açık bakandı gençler o. Köpeğimi seviyordu benim. Ya o köpek benim en başından beri. Emin değilim ama. Bak nereye koştu? Buraya koşamaz. Orada araba var. Bence bu tarafa doğru gitti. Oyun çok karanlık abi. Ne yapalım biliyor musunuz? Aynen öyle, anasını satayım. Fulle. Fulle. Kim ne diyebilir? Hiçbir şey diyemez abi kimse. Alo. Oraya giremiyoruz. Burası ne lan? Okey. Para yok mu abi? He? Bir ton ken buldum bu arada, biliyor musunuz? Ne işe yarıyorlar bilmiyorum. Bunu satabiliyor muyum? Abi birisi bak teneke yuvarlıyor ha. Samimi söylüyorum. Onun seslerini duyuyorum. Yani. Bizim teneke yuvarladığı sesleri duyuyorum. Bir buradan gidelim. İçimden bir ses. Burası parkın öteki tarafına çıktığını söylüyor. Fakat bir şey de elde edemeyecekmişiz gibi. Aa, ben geçen sefer niye buradan gitmedim? Kapalı mıydı acaba burası geçen sefer? Olabilir. İlerleyelim bakalım. Bu yol nereye gidiyorsa oraya doğru gideceğim. Eğer bir şey elde edemezsem... Papaza verecek hiçbir şeyim yok arkadaşlar ya. Vallahi billahi yok. Aa, kilitli bir şey var burada. O kapı kapalı. Burada bir şişe daha olduk. Royal Milk diye, harika. O bir tane de orada var. Onu da aldım. Süper, süper. Evet. O zaman geri dönüyorum. Çünkü herhangi bir şey elde edemedim şu an için. Bu kapılar kapalı. Bir arabamız var. Bu arada ne var bizde çantada? Aa, paket yok. Bir dakika. Paket nasıl yok lan? Benim paketim nerede? Papazda mı kaldı acaba? Olabilir. Bence bir papaza gidelim. Bir dakika, şurada sanki para varmış gibi ya, hissettim. Ya değilmiş. Bir papaza gidelim. Onda konuşmadık. Şimdi köpekle konuşuyor adam.
Daha doğrusu köpekle ilgilendi. Sonra biz bir şey yapmadık. Ve papaz hala kapıda abi. Reis. Ev soğudu lan. Dostum para yok ya. Aa şey kargomuzu oraya koymuş. Lan yok yok para yok. Oğlum papaz parayla mı yapar bu işi ya? Sen de maaşlı çalışansın abi, ayıptır be. He? Yazık, günahtır be abi. Gençler para bulamıyorum. Aa paket bende. Ha bir dakika. Orada da paket var. Al. Hay Allah. Onu satarsın işte lan bir şeyleri. Yani ne bileyim, yok para. Başka bir şey çalabiliyor muyuz? Hayır. Biraz araştıracağım gençler etrafı. Black. Çok güzel. Gençler para yok ya. Her yere baktım. Kum omuzuna falan da baktım. Burada şu bankların arasında bir tane gördüm. Onu da alayım abi. Evet. Bakın bayağı bir ken bulduk. Fakat bunlar ne işe yarıyor? Gerçekten bilmiyorum abi. Hani bir şekilde paraya dönüştürüyor olabiliriz. Veya tamamen rastgele bir achievement içinde olabilir. Emin değilim. Adamın koştuğu yerlerden baktım. Adam düşürmüşüm olabilir diye. Yani yerlere komple baktım gençler bu arada. Bilginiz olsun. Yok. Şu an tek yapabileceğim şey papaza gidiyorum. Bir de o da bir şey demiyor. Hani istiyorum ki adama gidelim bir daha. Madem pakette elimizde. Gidelim diyelim, hani yaptık ya işte, aynen. Hani beni temizledi artık paket. Kaçtı? 401 aynen. Yani paketi temizledik vesaire diyebiliriz. Emin değilim. Yer mi? Yiyebilir. Yani sonuçta gidip de arayıp gerçekten papaza bu işi soracak mı? Pek fazla bilmiyorum. Bakalım. Gidelim bakalım. Aa kapısı açık zaten. Totoş. Burada bak bizi bekliyor aralıktan. Al. Papazla konuştun mu? Direkt olarak. Evet, konuştum abi. Çok şanslısın. Yalnızca ben intercom'dan konuşabiliyorum. Paraya mı ihtiyacı var? Tabii ki paraya ihtiyacı var. Aa sen mi vereceksin para acaba? Papaz ne diyorsa doğrudur. Al, sana birazcık para. Çabucak ona verdiğinden emin ol. Biraz böyle kekeme şey yapıyorum gençler. Sanki o çocuk öyle korkudan kekeleyerek konuşuyor. Lan normal konuşurken de kekelemeye başladım. Papazın parayı daha fazla beklemesini istemiyorum. Aa para verdi. Ulan paraya bak kocaman. Maşallah abi. Nasıl bir ekonominiz var lan sizin böyle? Bu nasıl para abi? Devasa. Asansör nerede? Let's go. Kim o? Aşağı iniyoruz. Yay. Neyimiz var? Aa kaç para verdi acaba? Bak parayı göremiyorum. Yani paraya doğru geçemiyorum biliyor musunuz? Parayı elime nasıl alacağım? Neyse herhalde gittiğim zaman otomatik olarak veriyordur inşallah ya. Çünkü bak cycle'layamıyorum menüdeki itemler arasında. İnşallah olacaktır. Al. Tısk. Para lazım diyor. Oğlum para var. Ah. Bir kontrol edeyim de miktarı. Bekle. Ne? Bu yeterli değil. Gerçekten Mishur bu parayla kurtulacağını mı sandı bu işten? Ya Allah aşkına şunu yapın oğlum lan. Lan nasıl bir papazsın abi sen? Yeterli değil. Mishuru'ya git biraz daha getirsin diyor. Okey. Mishuru. Oğlum bak salak salak işlerle uğraşıyoruz ya. Benim işim bu değil ki abi. Ben efendi gibi teslimatımı yapacağım. Eve gideceğim sonra dinleneceğim abi ya. Ben gece çalışıyorum, sabah uyumam lazım benim. Sabah olacak birazdan abi ya. Ya sizin emekçi insana yaptığınız bu çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp. Mishuru vallahi bak söverim ha. Yeterli değil mi? Beni affet papaz. Umarım Udes yardımcı olur. Şimdilik bu kadar sahibim. Aileme soracağım, bana biraz daha para versin. Ne bakıyorsanız yiyin lan. Beni karıştırmayın abi. Gerçek söylüyorum ya. Allah aşkına 31 yaşında insanım abi ben ya. Vallahi kaç kere merdivenden in çık yaptım. Yeter, yazık günah ya. Bu sefer gençler olacak diye hissediyorum. Çünkü çok para vermiş olacağım papaza böylece. Ve o da paketi temizleyecek Allah'ın izniyle. Ve biz de yolumuza koyulacağız abi. Al. Al sana para. Bekle. Ha, kontrol et. Yani zor zor iniyor ama bu sefer zor zor yetiyor. Bu sefer onu affedeceğim. Hadi ritüele başlayalım. Dostum beni karıştırma ya. Kapat kapıyı, ritüeli yap. Bana temiz paketi ver. Bitti diyor. Harika. Şimdi defol git. Seni de ezberledim abisi. Bir şerefsizi ezberledim şuradaki. Bana suratımı şişe fırlatan şu şerefsiz. Bir de sen dostum. Benim kara listemdesiniz abi. Bir izin günümde ben size bir ziyaret edeceğim. Öyle söyleyeyim.
Artık paket mi getiririm? Yani size artık ne getiririm? Sürpriz mi yaparım ha? Bilmiyorum. Kaç lan bu? 401. Heh, doğru burası. Al lan paketini. Totoş. Beni affet papaz. Şimdi paketi almaya hazırım. Şimdi defol. Oh, böyle var ya sinirleniyorum gençler ya. Hakikaten sinirleniyorum. Ben böyle şeye de sinirleniyorum mesela. Hani ne bileyim çok basit belki ama böyle işte alışveriş yapıyorum diyelim. Hani kasaya da teşekkür ediyorum. Mesela çok sağ olun, kolay gelsin, iyi çalışmalar vesaire diyorum. Mesela bazıları bana cevap vermiyor. Çok üzülüyorum biliyor musunuz? Yani üzülmeyle karışık sinirleniyorum da aynı zamanda ama elimden bir şey gelmiyor. Mesela arkamı dönüyorum, gidiyorum. Yani ne olur bir güler yüz mesela gösterilmesi fena olmazmış. Pakette. Yes. Gençler. Sondan bir önceki paketimizi de aldık. Ve gidiyoruz. Herhangi bir terslik var mı mahallede? Herhangi bir terslik yok. Gayet güzel. Ve bize bakan sarkan tuhaf tip var mı? O da yok. Her şey güzel gözüküyor gençler. Pencerelerde de kimse yok. Gayet güzel. 305. Süper ötesi. Merdivenden gidebiliriz ama hayır. Madem asansör var niye kullanmıyoruz? 305. Üçüncü katın sonundaki yer. Hey. 302. 3. 45. Evet dipteki oda. Sanki şurada birisi var daha az önce. Sanki bir ışık yandı gibi hissettim. Kafamı hızlı çevirdiğim için göremedim. Aa yok sanki camın yansıması olabilir. Aa 306'ymış lan bu. Çok pardon. 305. Alo. Alo. Açın lan kapıyı. Aç kapıyı teyzeciğim. Aa niye teyzeciğim dedim bilmiyorum. Aa. Keşke girmeyeyim içeri ya. Ayıp çok ayıp abi. Belki başka bir şey yapıyorlar. Olur mu öyle şey ya? Girilmez abi eve. Ben giremem abi eve. Böyle olmaz. Teyzeciğim. Amcacığım. Yeğenim. Aa. Uh-oh. Uh-oh. Abi otomatik açılan tahta kapılardan nefret ederim ya. Vallahi billahi bana bunu yapmayın abi. Ben kuryeyim ya. Birazdan geliyorum diyor. Kim diyor abi? İçerideki diyor da kim yani? Ben ilerleyemiyorum daha fazla bu arada gençler. Bilginiz olsun. Çok gerildim. Yapmayın ya. Abi! Oğlum salak mısın lan? Bu ne abla? Hanımefendi? Hey. Hey. Ne yapıyorsun burada? Yani kargo bırakacağım abla. Paket. O bir yatak. Yatak çerçevesi. Yatak çerçevesi ne lan? Bana yardım edeceksin değil mi diyor iş. Tabii ki. Tabii ki yardım ama önce bir vücudunun kalanını göreyim abla. Çünkü ben senden korkuyorum. Aa normal insanmışsın. Allah razı olsun. Aa bunu mu getirdim ben sana? Abla niye öyle duruyorsun ya? Ha? Ablacım. Normal. Uh-oh. Gençler. Uh-oh. Abla bu kan mı? Yoksa kırmızıya mı boyadın yeri? Bu ne? Buraya bir şey gelecek arkadaşlar. Ben bir evi karıştırayım değil mi? Aynen. Kadın zaten şu an dönmüş vaziyette. Bir eve bakalım ablacığım. Herhangi bir terslik, tuhaflık vesaire bir şeyler var mı? Evet harika abi. Ayna yok. Salak. Enayi. Al. Al sana yatak başlığı. Yatak başlığını kurum. Evet. Çok merak ettim yatak çerçevesi ne? Lütfen görmeden beni evden çıkarma. Ulan yatağın şeyi bu. Hani baza. Ne bileyim buna ne deniyor ki? Yatağın iskeleti mi? Karyola mı abi? Ne baza mı bu? Ne bu? Aa burası açılmış. Aman yarabbim. Abla ben bir şey görmedim. Allah canımı alsın ben bir şey görmedim. Ne olur beni bırak gideyim. Ben bir şey görmedim. Görmedim. Bu nasıl ev lan? Aa bir dakika. Bak tuhaf bir olay var gençler bak. Burası böyle... Allah Allah. Musluğa kadar gidebiliyordu fakat burası normalde kapalı gibi gözüküyor. Bak buradan böyle kapalı gözüküyor. Buradan böyle açık neyse. Hanımefendi. Şlan. Kocanı mı öldürdün kız? Ne yaptın? Uh-oh.
Ne oldu oğlum? Aa kapı. Abicim. Oy. Heh, salak enayi. Arayacağım ki polisi. Alo. Alo polis. Telefon mu lan şu? Alo. Telefon değil. Oğlum katil var lan apartmanda. 305. Aa hayır bir dakika. Üst kattan geliyorsa. Ben niye böyle bir şey yaptım? Neyse bilmiyorum. Madem merdivendeyiz merdivenden inelim. 305 ise 405 arkadaşlar. Çünkü üst kattan geliyordu. Aa bu burada değildi. Bu burada değildi. Biliyorum. Biliyorum ben dikkatli bir oyuncuyum abi. Bir paket kaldı. Paket E. Yes. Fenaymış bu arada ha. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Kim bu? Nereye veriyoruz? 200-202. Oley be. İkinci kat. Süper. Süper. Çok kolay. Hemen söyleyeyim. 1-1. Şurası. Şurası arkadaşlar. Aa orası adamın ilk sarktığı yer biliyor musunuz? Ağzını açıp bana bakan adamın sarktığı yer. Alo. Ben geldim. Aç kapıyı. Amcacım, hanımefendi. Teyzecim. He? Yavrum, oğlum, kızım. Ne oldu lan? Bu ne lan? Aa! Enayi. Lan çocuk kaçtı teyze. Aa! Bebeğim. Nasıl bir tepki lan bu? Yakalaman lazım bebeğimi. Hadi lan oradan. Bana ne oğlum? Ya yürü git oğlum salak kadın. Lan kapı çocuğu niye kaçırdın? Oğlum madem çocuğun kaçma yönelimi var. Niye kapıyı açıp böyle löngedene kaçıyorsun? Ya abi çocuğu nasıl bulacak? Bir dakika çocuk kesin parka gitmiştir ya. Aynen. Madem buraları ezbere biliyorsa kesin parkta bir yerdedir o iblis. Gel. Çocuk. Gel. Bak şeker var gel. Şeker de yok ha. Hiçbir şey yok elimizde. Asitli içecek var. Bildiğim kadarıyla çocuklara asitli içecek verilmiyor gençler belli bir yaşa kadar. Ha, çok uzman değilim pedagoji konusunda ama bence verilmemeli. Kesin kuma saklandın ha. Hayır. Kesin burada bir yerdesin. Hayır. Seni bulacağım. Hay Allah ya. Cık. Kötü oldu bu. Evet. Tek şey düşünüyordum. Buradadır diye hayal etmiştim. Fakat maalesef gençler. Ve de bacaksız çok hızlı koştu ha. Fark ettiniz mi? Bıdır 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 kaçtı böyle. Totoş. Nereye geldin oğlum? Nereye gittin lan acaba? Ya kadın hiç endişelenmiyor musun abi? Gelip gel beraber arayalım. Nasıl demez abi bir insan? Kaç yaşında çocuklar yürümeye başlıyor arkadaşlar bilmiyorum. Fakat... Yani 1-2 yaşında çocuk... Yok 1 yaşında çocuk yürüyemez değil mi? Aynen. 2 de yürüyemez bence. Ama annemin dediğine göre ben gençler 1 yaşında falan yürümüşüm. Bayağı erken yürüdüğümü söylerler. Evet. Hepiniz inanmayacaksınız bu söylediğime belki ama evet arkadaşlar doğru. Maalesef yani çok hızlı büyümüş gelişmişim. 6 yaşında 6 düzeltiyorum. 6 aylıkken falan konuşmaya başlamış. 1 yaşında da yürümüşüm gençler. Aynen. Bu da böyle bir benle alakalı bir dipnot. Alo. Bebek. Oğlum göremedim ki bebek bence üst kata çıktı ya. Bir üst kata çıkalım arkadaşlar. Üst kattan alt kata doğru bir aramaya başlayalım. Çünkü bu katta aranacak her yeri aradım sanırım. Paket hala bizde mi bu arada? Paketi vermiş olalım bari. Göremiyorum şu an ama. Evet paketi vermişiz bu arada gençler. Bir dakika başka evlere girmiş olabilir mi çocuk? Oğlum tek tek evlere bakmayacağız değil mi? Neyse şöyle bakalım en azından buraya kadar gelmişken de 5. katı bir araştırmış olalım. Burada yok. Aha! Allah kapı gördüm. Oğlum birisi inliyor içeride. Vallahi kapı çıktı gördüm abi. Beni görünce kapıyı kapattı. Abi kesin çocuk burada. Oğlum suçtur lan bu. Milletin çocuğunu çalmak. Şerefsiz. Çıkart ver lan çocuğu. Alo polis mi? Evet. Yavrum. Neredesin oğlum? Gel yavrum hadi ne olur. Bak vallahi çok ya olmadık işler başıma geldi. Gözünü seveyim yapmayın yavrum. Sen mi aldın lan? Papaz manyağı. He? Ablacığım çocuk kayıp. 402. Aa kapı açık. Aa. Burası neresi lan? Bunlar ne abi? Bak burası kadının evi. Yatak şeyini kurdum.
Aa. Bu nasıl bir şey lan? Aa, burada niye musluk var abi? Çok ilginç değil mi? Lan nasıl yani? Yalnız çok mantıklı. Mesela burada elinizi yıkıyorsunuz ya mesela. Su mesela içeri doluyor bir daha. Su sarfiyatınız azalıyor. Eğer mantık oysa ki yüksek ihtimalle o. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ne olur şu kapılar biraz daha yavaş açılsın ya. Burası kanlı yer ya. Oğlum tuhaf sesler duyuyorum. Yemin ederim duvarların içinden geliyor. Abi bir dakika. Bu bir buzdolabı. Buzdolabı nerede bu evde? Aa telefon. Ah be çalışmıyor. Aa ilk defa bak arka balkona çıktı Gavin. Aman aman aman. İnşallah kimse geçmiyordu aşağıda. Open close ne demek ya? Kilitli gençler. Oh, bir dakika aklıma bir şey geldi. Saksı düşürdük ya. Eyvah. Eyvah, 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 eyvah. Dış kapı kapalı. Birazcık burada duralım. Saksı düşürdük ya. Abi bu kapıyı camı kıramıyor muyuz? Bence onun içinden anahtar gibi bir şey çıktı. Veya bir şey çıktı abi onun içinden. Sonra buraya geleceğiz. Tekrardan. Bakın çünkü kilitli sesi geliyor. Yani bize anahtar lazım belli. Bunun ne olduğunu anlamadım. Ve dışarı çıkamıyorum arkadaşlar. Yapmayın abi ciddi misin? Yok mu hiçbir şey yani? Bu resimlerden bence bir tanesi gerçek. Bir tanesine tıklayacağız ve buzdolabı çıkacak etrafa. Ortaya. He? Öyle bir şey olabilir mi? Klima var. Fotoğraflar. Ne olduğunu bilmiyorum. Dolap. Aa! Aa! Burada da kısa yol varmış. Sesler ne ya? Oğlum içeriden de tuhaf sesler geliyor biliyor musunuz gençler? Bence atladığımız bir şey var ya şu an. Alo? Burası kapalı. Burası gerçekten kapalı. Fayda sağlamayacak. Şu resimlere basıyorum. O da bir şey vermiyor bize. Burası nedir? Yok abi. Bu ev kapalı. Bu ev bitmiş vaziyette. Ne olur bırakın gidelim lan. Allah Allah. Ne kadar tuhaf ya. Aga ne olur açın kapıyı lan. Allah aşkına açın şu kapıyı ya. Vallahi çıkacağım. Çocuk arıyordum ben. Nereye geldim abi ya? Vallahi çocuk gitti, kayboldu çocuk. 2 yaşında çocuk. Aa. What? Oğlum o ne lan? Dışarısı mı abi o? Allah Allah. Çıkabiliyor muyuz buradan dışarı? Musluk yok abi musluğun altında. Ya evye yok yani. Ah, oğlum musluğu sağda evyeyi sola koymuşlar. Aga yani neyse ya yorum şey yapmayacağım abi. Bana ne ya beni ilan. Ah, ah dur Allah aşkına. Bir dakika lan nasıl kapı bunlar? Evet. Evet. Bir şeyler elde ediyoruz. Ay biri güldü. Bak birisi gülüyor. Ao. Birisi gülüyor arkadaşlar. Yavrum. Sana kim eziyet çektiriyorsa onun var içinden geçerim. Ah, ah buradasın. Gel lan buraya. Aha. Oğlum bu ne? Ay. Ay 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 ay. Sakın kafanı çevirme. Allah canım bak. Hop. Gördün mü aşağıyı? Bak görüyor musun? İyi bak. Heh. Dördüncü kattayız çünkü. Sakın kafanı çevirme. Valla anneni bulacağım senin şimdi. Bekle. Nasıl? Heh, yukarı çıkacaktık. Bekle. Aynen. Sakın kapı. Nasıl bırakıyoruz lan çocuğu elimizden? Ha, çocuğun suratı normalmiş gençler. Toddler. Bebek. Of çok gerildim. Annen kaçıncı katta ablacığım senin? Kaçıncı katta? Bak en son paket 200'dü. Evet 202 idi. Ay çocuk kafası asansöre girdi. Şurada tutalım çocuğu. Heh. Hadi oğlum açıl. Açıl abi açıl ne olur. Ne oldu lan? Ay! Aman Allah'ım! Lan çocuk gitti! Oğlum! Aa! Uh-oh! Aga çocuk... Çocuk kayboldu. Çocuk gitti elimden arkadaşlar. Oğlum ne oluyor lan? Benim araç niye buraya geldi? Ne oluyor abi? Gökyüzü nereye gitti ya? Aa merdivenler geldi.
Aa güzel. Oğlum komple kapandı burası. Money. Aa paketler bir daha geldi geriye. Parayı papaza vermeyi deneyelim. Çünkü papaz para seviyordu. Al. Diary. Bu sabah Yukichi'yi odasında gördüm. 105'te yürüyordu diyor. 105'e doğru yürüyordu diyor. Pardon. Görünüşe bakılırsa o bir papaz. Ve onun kibar bir insan olduğunu düşündüm ve konuşmaya gittim. What's the weak... Zayıf bir kişi ne yapar diye sordum. Onu hani parasız bir şekilde, sadece hani işe yaramaz şekilde görmek istemedim. Ve hiçbir zaman onun kapısına karşısına çıkıp da söylemedim diyor. Belki de kötü bir ruh hali içerisindeydi. Allah Allah. Parayı aldı bu arada biliyor musunuz? Şimdi böyle bir olay var. Allah Allah, buraya biri duvar örmüş abi. Kaçtı o? 202. En altta ne var? 202 ve 206. Bir daha alalım paketleri. Şurası direkt 202 bakın. Merdivenden çıkıp 202'yi vermek... Allah Allah. Asansör. Ha çalışıyor asansör. Git ikiye yavrum. Bye bye. Bye bye ey şeytan. Bye bye. Bye bye. Allah aşkına ya. Çalışmıyor. Çalışmıyor gençler. O zaman ne yapabiliriz biliyor musun? Aa orada biri... Aa pardon, orada da şeymiş. Pardon taşmış. Şimdi 202'ye veremem. Bak 201, 202. Buna veremiyorum. Buradan çıkarım. Bu da 200'den sonrası. Bende ne var? Aa 206'yı verebilirim. Aa. Bakın hepsini aldım. Burada bir yerde 206 olması lazım. 203. Tamam şöyle gidelim. Sorun yok. Sorun yok. 300 kaça kadar verebiliyorum şu an? 303 var. Bende ne var paketlerde? 401. 305. 305 solda kaldı ya. 302 var. Orası kapalı. Bu ne? 301. Aa bir dakika. Aşağı inebilirim. Nice. Acayip puzzle var şu an gençler. Acayip bir puzzle. Aha 202. Hangisi biliyor musunuz 202? Ya bak. Bu menüdeyken geçemiyorum gençler. Kusura bakmayın. O yüzden buradayken geçiyorum ve tava basıp çantamda hangi paketi elime aldığıma bakıyorum. Evet bu. Bebek bu sabah dışarıda yürüyordu. Çok tatlı. 202 numaralıdaki Mariko'nun çocuğu o. Mariko beni onun çocuğuna baktığımı fark ettiğinde çocuğunu direkt aldı ve evin içine soktu. Lütfen çocuğumdan uzak dur. Ben ona karşı böyle bir mikrop muyum? Demiş. Am I like a... Lütfen çocuğumdan uzak dur demiş. Ve notu yazan kişi diyor ki ben acaba ona karşı böyle bir mikrop muyum diyor. Ne alakası var ya? Olabilir yani o an kötü hissetmiştir, kötü şeyler düşünmüştür. Olabilir. Çok takılmamak lazım öyle şeylere. 301 gençler. Daha başka 206'mız var. 401 var. Aynen. Yani benim... bir üst kata daha çıkalım. Aynen. 401'e verebiliriz çünkü. Yüksek ihtimalle veremem çünkü dipteyim. Ah be. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bir üst kata çıkıp bir aşağı ineceğim. Evet. Easy. 502 var mı bende? Bence 502 de var. Evet. Al abi 502. Bugün bugün Erika'nın odasındaki kediye bir soda verdim. Aynı zamanda bir köpeğe de sahibim. Umarım iyi geçinirler. Bana çok iğrenç olduğumu söyledi. Fakat inanıyorum ki hayvan seven bir insan asla kötü olamaz. Fakat incinmiştim diyor. Söylediği şeyler karşısında. Evet yani bir insana öyle demezsin abi yani. Disgusting. Al 401. O da var bende. Sen değil. Al 401. Ver bakayım iblis. Michiru-san. 401'deki Michiru-san'la iyi geçineceğimi düşündüm. Hani biz yaş olarak da yakınız. Fakat onu odasından çıkarken hiç görmedim. Ona bir gün ziyaret etmeye gittim. Sonunda artık üçüncü sefer evden çıkmayı düşündü. Evden çıkmayı başardı daha doğrusu.
O bana dedi ki, bence hiç kimse senin gibi birisiyle iyi geçinemez. Bu kadar. Ondan sonra kapıyı hemen kapattı diyor. Çok ilginç lan. İğrenç bir apartman abi. Ya iğrenç bir yerleşim yeri. İğrenç. Yani çok kötü. Kötü dediği 305 ve 206. Ya abi 305 neresi biliyor musunuz? 100, 200, 300. Şurası ya en son. Benim bayağı bir üst kata çıkmam. Tam tersi yere gitmem lazım. Orayı da bence buradan gideceğiz. Tamam mı? Kaçta 206? Önce 300'e odaklanalım. Bir aşağı inip bir karşı... Aynen. Aynen. Bir aşağı ineceğim. Tamam mı? Sonra dümdüz gidip bir karşı şeye gideceğim. Üst kata çıkacağım. Sen değil dostum. Burada. Evet. Sonra... Bir yerden sonra aşağı inmem gerekiyor benim. Aynen. Haydi oğlum çok güzel. İyi ya. Puzzle. Çok tuhaf bir puzzle bu arada. İlk defa böyle bir... puzzle içerisindeyim. 400 değil mi? Harika. İnelim bakalım. 300'ümüzü de verelim. Bir tane kalıyor gençler geriye. Kahretsin ya. 305 lan bu. Oraya nasıl gideriz? Oraya sadece alttan gidebiliyorum. O zaman doğru yoldayım ya. Eğer burada bir duvar yoksa okeyiz. Evet. Üst kat. Arisa, 305 numaralı odada bir öğrenci. Aynı zamanda kendisi yakınlardaki bir convenience, yani bir mağazada part time olarak çalışıyor. Onun çok ağır bir işçi olduğunu söyleyebilirim ve buna gerçekten saygı duyuyorum. Hani onun asla bana yan yana geçtiğimizde merhaba demeyeceğini düşündüm. Fakat sanırım bugün ilk defa karşı karşıya, yani yan yana böyle geçtiğimizde sen beni mi takip ediyorsun iğrenç pislik demiş. Ve onu asla takip etmiyordum diyor. Allah Allah lan bu apartmandaki herkesin bir sıkıntısı var ha. Dostum siz manyak mısınız abi? Ha niye? Niye iyi geçinmiyorsunuz lan birbirinizle? Totoşlar. 206. Ah 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 ah. Ya şurası ya. Nasıl geçeriz oraya biliyor musunuz? Oradan böyle tak diye insem. Şu, evet. Aynen geri gitmem gerekiyor. Bunun yüksek ihtimalle çok kolay bir patikası vardı gençler. Fakat ben henüz... burası. Pardon az kaldı iniyordum. Asansör devreye girdi sanırım. Gece Bay Takeo, 206 numaradaki adam bir kutu taşıyordu diyor. Ve içinde bira şişeleri vardı. Ona dedim ki yardım etmemi ister misiniz? O da bize demiş ki gençler. Ne bok demeye bana yardım etmek istiyorsun, yardım etmeye çalışıyorsun. Eğer yardım etmeye vaktin varsa çok fazla mal varlığın olmaz gibi bir şey söylüyor, anlamadım. Sen sadece bu toplum için bir yüksün demiş Bay Takeo bize. Ne demek istedi acaba? Niye insanlar benim hakkımda acaba böyle düşünüyor? Allah Allah. Bir aşağı inelim çünkü burası artık zemin ve tam karşı asansör. Bir dakika. Böyle insem. Ben buraya nereden gelmiştim ya? Yukarıdan gelmiştim sanırım. Asansöre gitmemiz gerekiyor gençler. Direkte gidemiyoruz belli ki. Buradan böyle gitsem, üst kata çıksam aynen. Böyle böyle karşıya doğru gideceğiz. Sağdan sağdan. Bu arada ben kesme yapmadım orada. Farkındayım. Ama çok sardı beni ya. Çünkü merak ediyorum yani nasıl manyak olabilir daha başka diye. Ve istiyorum ki son ana kadar gidelim. Buradan aşağı insek veya buradan da aşağı inebiliriz. Ha pardon yukarı çıkabiliyoruz. O zaman aşağı inelim. Asansör bu katta değil. Bir tane daha aşağı bir tane daha aşağı inelim. Climb up diyor. Bir dakika. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Aşağı nasıl ineceğiz ya? Şu. Benim bu seviyeye geçmem lazım. Şükürler olsun be. Şükürler olsun abi. Asansör, evet. Bu arada geçen çocuğu bulamadık sanırım. Yani çocuğu bulduk çünkü bir anda böyle etraf kırmızı oldu. Sonra kayboldu abi çocuk elimizden.
Nereye gitti bilmiyorum. Asansörle nereye gideceğimizden emin değilim. Aa, bu sefer yeşil yanıyor. Aa, güzel, bir şeyleri yoluna koyduk sanırım. Nereye gideceğiz abi? Birdeyim zaten. Beşe mi gidelim? Ama bir dakika, her katta hemen hemen kapalıydı zaten bu şeyler. Aa, belanı versin senin ya. Allah seni kahretsin ya oğlum. Aa, çocuk elimize geldi bir daha. Nice. Oğlum çok tırstım. Geri zıpladım sandalyemden ya. Oğlum salak mısın? Al lan çocuğunu. Oğlum. Hadi git lan içeri. Hadi vur kıçına tekmeyi şunun. Oh be. Oh be. Şükürler olsun ya. Abi ne olur beni bir daha burada görevlendirmeyin ya bu mahalleye ya. Lan şunun arkasından çıktı şerefsiz evladı ya. Çok tırsım var ya. Oğlum oturduğum yerde zıpladım yemin ediyorum. Okay. Bye bye. Bye bye. Enayiler. Bye bye. Paket. Yes. Bu ne lan? Bir tane paket var orada abi. Room 404 mü? Oğlum ne lan, küçücük bir şey lan bu. 404. Ne sipariş verdim öyle küçücük ha? Totoş. 404'e buradan gidemeyiz. Aynen 5'ten gideceğiz. Okay. Bu arada son paket gibi gözüküyor. Gerçi bir önceki paket de son paket gibi gözüküyordu ama bu bence artık en son paket. Yani daha son olamayan bir paket bu hani. O kadar son ki yok yani. Daha başka paket yok. 402. Yok abi, ilgilenmiyorum. İsterseniz birbirinizi yiyin içeride yani. Yiyin birbirinizi, ete para vermeyin abi. Abicim, ablacım. Aa, ışık yandı içeride. Aa, iyi birisine benziyor. Alo? Alo? İşte normal bir ev. Kesinlikle normal bir ev. Aa, o buzdolabı. Resimlerde gördüğümüz buzdolabı bu. Niye acaba burada ya? Şu kapıları açalım gençler, çünkü bir şey kovalarsa bizi cuklayabilelim. Ya yani, Cukmaster var karşınızda gençler. God Gamer. Açılmıyor. Okay. Uh-oh. O ne lan? Kafa gitmiş abi herifin. Oğlum niye herifi öldürdünüz? Lan dur, ne oluyor? Oğlum! Aa! Lan bu kadını kim öldürdü? Kafasına bir şey sokmuş birisi. Oğlum ne oluyor? Aç lan buzdolabını. Lan dur, bir şey göremiyorum ki. Abi çık dışarı ne olur. Ah, tuvaletteyiz. Oh be. Biraz dinleneyim ya abi. Lan bir şey göremiyorum. Bir tane daha ceset var burada. Aa, beni öldüren. Üzerime çullanan iblis bu. Ablacığım ya, çok kötü ölmüşsünüz ya. Ne oldu abi? Landlord mu? Ev sahibi. Abi biz şu an... Ne oldu lan? Biz şu an ev sahibi miyiz? Tenantların, kiracıların ödeme listesi. 40 bin para. Evet. 40 bin yuan olabilir, emin değilim. Burada cipslerimiz, kumandamız var. Dolaplar. Biz böyle sanırım kiracıları mı izliyoruz abi sürekli olarak? Nedir olay ha? Kiracıları mı dikizliyoruz abi? Ne yapıyoruz? Bizim işimiz nedir? Yani ya, ev sahibi ne yapar abi? Kiraya verir evini, bırakır sonra. Burada bir şey var ama etkileşime geçemiyoruz. Tuvaleti açamıyoruz. O zaman çıkalım dışarı. Aa. Oğlum netleşti oyun lan. Gerçekten netleşti. Bir saniye. Burada bir yerde bir araba vardı. Aa, şeyin arabası gitmiş. Bir dakika, kaçtı o ya en sonki? 404.
Abi 404'e gitmem lazım. 404'e gitmem lazım benim acilen. Çabuk abi, orada bir cinayet olayı var. 101. B5. Çabuk 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 çabuk. Geliyorum ya, şu fener o kadar parlıyor ki. Aa, 4'e çıkabilirmişiz bu sefer. Bilemezdim. Geliyorum abi. Orası değil burası. Orası değil. Lan ne oluyor? Oğlum birileri yürüyor ha. Cinayet evi. Oğlum. Polis geliyor lan. Ah. Ya welfare şey değil mi arkadaşlar? Ya benim bildiğim böyle böyle. Yani insanların sahip olduğu işte kıymetli eşyalar yani. O tarz bir şey değil mi abi? Sahip olduğu eşyaları mı acaba işaretlemişim? Anlamıyorum ki. Japonca yazıyor ya. Çince veya. Aa. Hey, hey, hey. Sakin ol oğlum. O dur. Lan iblis. Solda biri var. Abi yapma ben abi. Vallahi ben kirayı almaya geldim abi sadece. Bence ben normal aylık çalışan bir insanım abi ya. Eğil de bir yüzünü göreyim senin şerefsiz evladı. Aa, buzdolabı adam lan bu. Vallahi buzdolabının içine girmişti ha. Kıyafeti, buzdolabı kıyafeti vardı salağın üstünde. Harbi diyorum. Ending. Ending 2 ne demek? Aa, bitti. İkinci ending'i aldık sanırım gençler. İlk ending nasıl bu arada bilmiyorum, bilginiz olsun. Fakat öldük. Yani. O yüzden herhalde aldığımız ending iyi bir ending değil. İlkini de merak ediyorum fakat acaba en baştan yaptırmamı gerektirir mi tüm bu işlemleri? Eğer öyleyse no thank you. Evet. Night Delivery gençler, bu arada oyunun yapımcısının ismini unuttum. Fakat Steam'de bu tarz oyunları sevdiyseniz eğer ve siz de kendiniz denemek istiyorsanız Steam'de Night Delivery olarak aratın ve oyun yapımcısının köpek ağacı işiyor bu arada. Oyun yapımcısının diğer oyunlarına da erişebilirsiniz bu arada, bilginiz olsun. Bayağı değişik oyunlar var. Hep de bu tarz. Bilginiz olsun. Böyle hikayesi yani siz bir şeyler anlam kattığınız ölçüde şekillenen tarzda hikayeler. Eğer devamını görmek istiyorsanız da yine ben de kanalımda sizlerle beraber paylaşabilirim. Bu tarz korku oyunları. Yani özellikle bu yapımcının korku oyunlarında beğendiyseniz eğer. Her neyse. Genç olsun, teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümlerde, daha doğrusu veya devam eden serilerde görüşüyoruz. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.